O İmam Hatip Lisesi'nin hanımefendinin rezalet olduğunu ben kendi gözlerimle inanamadım ya. Yani diyor efendim Çanakkale'de bizi iman kurtardı. Akdeniz Savaşı'nda da bizi inancımız kurtardı. Yani. Kesinlikle. Hayır hayır hayır. Akıllı komutanlar kurtardı. Sesiniz. Ya Balkan Harbi'nde inancın niye kurtaramadı? Balkan Harbi'nde canını okudular. Dalga mı geçiyorsun ya? Yani aynı asker orada da vardı, orada da vardı. Peki. Peki. Bir saniye. Ha? Abdülaziz hocamızın mikrofon mikrofon ne olmadığı için. Ne çoğunlukta be? Aynı Mehmetçik. Tamam. Mikrofon... Aynı Mehmetçik. Aynı Mehmetçik değil. Çanakkale'de bir de fazladan hocam, Almanlar vardı. Arkadaşımın mikrofonu olmadığı aynı... için demin duyulmadı. Çanakkale meselesi bir daha söylerseniz. Arkadaşa hani biz aç kaldığımızda bizi dinin kurtarmayacağını söyledi. Evet. Bu memlekette eğer biz şu anda rahat yaşayabiliyorsak, siz orada ayak ayak üstüne televizyonların Türk halkının karşısında atıp rahat oturabiliyorsanız, bunu Çanakkale'de iman gücüyle savaşan askerlerimiz sayesinde oldu. Balkan, özür dilerim Ali Bey, özür dilerim. Balkan Harbi'nde neden olmadı dediniz. Demek ki Balkan Harbi'nde sizin gibi iman gücü zayıf askerlerimiz çoğunlukta olduğu için olmamıştır muhtemelen. Ali abi. Bu olmadı. Ali abi. Şuna bir şey söyleyeceğim. Ama bu İmam Hatip Lisesi'nin hanımefendinin rezalet olduğunu ben kendi gözlerimle inanamadım ya. Yani diyor efendim Çanakkale'de bizi iman kurtardı diyor. Dedim kardeşim bundan 3 sene evvel Balkan Harbi'ne gidenler adamlar aynıydı. İman neredeydi o zaman? Hay yani. O zaman nereye gitti bunlar? Bunu dahi yani bilmiyor, düşünemiyor. Diyorsun aynı adamdılar. Hadi Çanakkale'de evliyalar kurtardı. Sonralar İstanbul işgal edildi. Evliyalar neredeydi? Siz biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra yapılan ilk toplantıda Akşemseddin var hocası. O diyor ki efendim son taarruzda beyaz entarili evliyalar ordumuza yardım etmiştir deyince Fatih dönüyor. Öyle bir şey olmadı. Benim kılıcım aldı bu şehri diyor. Halkın Fatih'i niye sevmediğini anladınız mı? Sayın Cumhurbaşkanımız iftihar ediyor. 1 milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş. Siz millete değil insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Yusuf Ziya Öğretici Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Birinci olarak... Dünyanın yaşının 4,5 milyar, 5 milyar yıl kadar olduğundan bahsettiniz. Anladığım kadarıyla da Darwinizmin tutunduğu temel basamaklardan biri de bu. Eğer varsayarsak ki dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl değil de daha aşağı bir seviyede olacaksa, dolayısıyla Darwinizmin ihtiyacı olan süre elinde olmadığı için doğrudan bu sistem çökecektir değil mi? Darwin zaten bu teoriyi ortaya attığı zaman dünyanın yaşı 100 milyon yıl zannediliyordu. O zaman 100 milyon yıl üzerinden konuşalım. Ben bu 100 milyon yılı nasıl bulduk? Radyoaktif. Şimdi o 100 milyon yıl sağlam bir şeye dayanmıyordu. Karbon 14'te bulduk. Hayır efendim, karbon 14 50 bin yıldan önceye gider mi? Bak şimdi konuştuğun konuyu bileceksin. Karbon 14 50 bin yıldan önceye gitmez. Bakın. Şimdi bak arkadaşım. Eğer biraz önce hocamın söylediği din bilim diyaloğu olacaksa, ya bilimi adam gibi öğreneceksin ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin. Şimdi bu 4,5 milyar yılı değiştiremez. Ha uzatırsın, kısalmaz ama. Bir. Verdin mi sonra? Bir. Birinci soruya cevap verdik mi? İki. Bir. İkinci soruya geçelim. İkinciye geçelim. Ara geçiş formlarından bahsettik. İbadullah mevcut. İbadullah. Tonla. Yani o kadar çok ki hemen örnek vereyim. Bütün bir dinozor süper sınıfı ara geçiş. Dikkatini çekerim. Sınıf demiyorum. Biyolojide siz lisede şunları öğrendiniz belki. Artık Türkiye'deki eğitimin onu da öğretebildiğine emin değilim ama. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler. Bu sınıflar artık çalışmıyor. Niye biliyor musun? O kadar çok ara geçiş var ki. Bir hayvan bakıyorsun, tüyleri var, yumurta yapıyor. Kafatasına bir bakıyorsun, sürüngen ya. La diyorsun bu ne sürüngen ne kuş. Arası bir şey. Olduğu gibi ara geçiş. Dolayısıyla ara tür çok. Üçüncü soruya geldik. Bununla ilgili kısa bir yorum yapayım, öyle geçeyim tabii üçüncüye. Önünüzde kitap sanırım... Türlerin kökeni midir? Hayır efendim. Tamam. Pardon. Die Richtungen der islamischen Kur'an Auslegung. Tamam, yani pardon. Kur'an tefsiri tarihi, bunu niye getirdim biliyor musun? Çünkü burada iki tane çok sıkı ilahiyatçısı var Türkiye'nin. Bir şeyler öğrenmek istiyordum. İkisine yukarıda onları sordum. Onlar da sağ olsunlar anlattılar bana. Bu Ignaz Goldschier'in ilahiyat kitabı. Onun için onu getirdim. Darwin'in kitabının birinci baskısında yer alan fakat daha sonraki baskılarında çıkartılmış olan Ayı'dan Balina'ya geçiş öyle bir şey yok. Örneği. Ben hepsini okudum. Öyle bir şey yok.
Ben var olarak okudum. Ben böyle söyleyeyim. Çünkü bendenizde Darwin'in kitabının bütün baskıları mevcuttur. Eğer istersen tavsiye ederim. Sen ondan bundan öğrendiğini Darwin yok. Bak ikinci el bilgi çok tehlikelidir. Sakın ha güvenmeyin. Bunu bilimde çok görürsünüz. Ondan literatür araklar koyar literatür listesine. Bir de bakarsınız ki o literatürdekinin tam tersini söylüyor. Sakın. Darwin'i oku öyle gel. Ha, biraz önceki karbon 14'e döndü bu. Uğur Mumcu'nun güzel bir lafı vardı. Bilgisi olmayan adamın fikri olmaması lazım. Ama bizde fikir bol. Bilgi yok. Biz hazırlopçuyuz. Birisi bize söylesin. Onun için dini seviyoruz. Bu şeyleri seviyoruz. Bu siyasi akımları seviyoruz. Sağcı, kimisi sağcı, kimisi solcu. Bir adam bana gelip efendim ben solcuyum veya ben sağcıyım dediği zaman ilk söylediği beni Allah kurtarsın diyor. Yani değil mi? Hani inşallah günün birinde beyniniz devreye girer. Sayın Cumhurbaşkanımız iftihar ediyor. 1 milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş maşallah. 60 günden 1 milyona ulaşmış. Yani bunu sağlayan adamı ben o zaman anında hapsederim. Bu çünkü siz millete değil insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Bir şeye mutlaka inanacak adam. Ben televizyon programında İmam Hatiplerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyordu. Dehşete düştüm ya. Dediniz ki bilimin her şeyi bilinmez ama maşallah sizin hiç bilmediğiniz bir şey yok. Hayır hayır. Yani kim ne diyorsa o konuda son sözü söyleyecek kadar bilgi sahibi oldu. Hocam bakın çok önemli bir şey var, bir laf vardır. Halep oradaysa arşın burada. Et yiyor, ot yiyor. O başarılı oluyor. Tabii bunların şimdi, hepsi birer varsayım. Şimdi yani bunları bak, fosilde gördükleriz. Bu ispatlamanın ihtimali yok şimdi, yani. Hayır bunu fosilde görüyoruz hocam. Yani ben şöyle diyeyim, bunun hani ne kadar varsayım olduğu dediğim gibi, biz işte Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu söylüyoruz, değil mi? Halbuki İbn-i Mes'ud şeye diyor ki, Thabit'e, ya Thabit diyor, sen diyor peygamberden biz sureleri dinlerken çocuktun. Bu diyor son toplanmış metinde, biz diyor peygamberin 70 suresini görmüyoruz, nerede bunlar? Ruhun peki. Yaratılması hikayesi. Tamam, peki. Bu itiraz biliyorsunuz Charles Lyell arkadaşı Darwin'e yapıyor. Bak diyor senin evrim falan çok güzel de insanı rahat bırak. İnsanı rahat bırak onu diyor Allah yaratmıştır. Darwin de diyor ki ya kardeşim iyi güzel de biz bunun adım adım gelişmesini görüyoruz. Lyell diyor ki ruhunun gelişmesini görmüyoruz. Doğru. Şimdi hocam öyle bir laf etti ki benim bilim adamı olarak bunu şu anda test etme imkanım yok. Ben size test ettiririm. Onu hiç endişe etmeyin. Tamam onu çalışacağız. Yok. Anlatamıyorum ama kolay. Burada mühim olan... Çok kolay. Ben şimdi test ettiririm. Şu kolay şey yapmayın. Yani şeyi yapmadık. Bu ruh testi yapılabilir. Hemen yapalım dedi. Demin arkadaş da sordu. Bilerek atlandığını düşünmüyorum. Unutulmuştur. Ruh testini Abdülaziz Bey yaparsa burada hani bir test olarak hem de test etmiş olurum. Tırnak içerisinde bilimsel olarak. Evrim teorisine inanıyor musunuz? Bir hayır, din adamı olarak. Hayır, hayır. O yani inanma meselesi değil. Yani bunu bir bilimsel olarak ortaya koymak gerekiyor. Kur'an madem bilime çağrı yapıyor, dolayısıyla bunu o şekilde ortaya koymak lazım. İşte mesela maymunun görüntüsünden hareketle insana benzediği ve işte insanın oradan geldiği söyleniyor. Efendim, bakın bugün insanın maymundan türemediğini söyledim. Primatlar, bir başka bir türlü. Canlıdan türemesi evet. 7 milyon sene aldı. 7 milyon sene aldı. Evet. 7 milyon sene sabredersek hep beraber kim bilir neler görecek. İnsanın neye dönüşeceği. Ya değil diyor. Mi? Yani bu konuda çalışmalar yapılıyor. Test edilebilecek bir şey söylüyorum. Tabii. Yani bakın. Bir dakika bir test sonra, var. Hocam bir test. Ama hocanın dediği doğru. Tam test edebileceği bir iddiada bulunuyor. 7 doğru. Milyon sene. Tabii. Şimdi bakın bundan sonra. Yalnız bundan... hocam ironi yapıyor. Hayır, diyor ki bunu hayır, beklemek bakın. İçin 7 milyon hayır. Sene beklememiz efendim, lazım diyor. Şimdi hocamın dediği Hume kaidesini ileriye doğru işletiyor. Geriye doğru işletelim. Hume ne diyor? Tecrübe etmediğin şeyi bilemez. Hocam onu söyle. Tecrübe edemezsin sen onu diyor. Ha, şimdi ben de diyorum ki geçmişte makineleri geriye çalıştıralım. Geçmişte olmuş olan bir şeyin. Ne kadarını görebiliyoruz? Yani bu da bugün, çok önemli bir soru. Ya. Bakın bugün de ne, çok kadarını, ne kadarını görebiliyoruz sorusu çok önemli. Şimdi burada biraz önce hocam Hume şeyden bahsetti. Auguste Comte'dan bahsetti. Bu pozitivizm hikayesi Türkiye'de çok konuşulan bir laf. Bilimin pozitivizmi terk etmesinin üzerinden 150 sene geçti. Bunu yani ne Marksistler fark ettiler ne diğerleri fark ettiler. Tabiat bilimleri artık kontla montla pozitivizmle uğraşmıyor. Şimdi bizim
Kullandığımız yöntem şu. Hocamın dediğinin çok gerçek bir yeri var. Elimizdeki malzeme az. Ve hiçbir zaman komple olamaz. Nasıl bileceğiz öyleyse? Şimdi siz diyorsunuz ki ben pek çok kuğu gördüm. Bütün kuğular beyazdır. Ben de diyorum ki ya kardeşim kaç tane kuğu gördün de bütün kuğuların beyaz olduğunu biliyorsun? Ya diyorsunuz on binlerce kuğu gördüm. İyi güzel. Hollandalılar 16. yüzyılda Avustralya'ya bir gittiler siyah kuğu buldular. Ana gitti sizin hipotez görün diye. Dolayısıyla bizim hipotezlerimiz ancak yanlışlandıkları zaman ne mal oldukları ortaya çıkar. Şimdi gene ben onun bir lafına döneceğim. Hocam ne dedi? Benzerlikler mühim değildir. Çok farklılıklar dedi. Farklılıklar mühimdir. Siz hipotezinizi ha babam doğrulayın hiçbir şey ifade etmez. Bildiğiniz hiçbir zaman kesin değildir. Bakın Newton'un hipotezi 300 sene sürekli doğrulandı ya. Hocam yalnız burada bilim adına biraz haksızlık yapılıyor. Hipotezler doğrulanabilir ama bugün suyun kaldırma gücü Arşimet'ten bu tarafa sabit. Değişmiyor. Ama şimdi siz konusu o kadar geniş, evreni kaplayan bir konudan bahsediyoruz ki bunu doğrulamak, yanlışlamak o kadar zor. Evrenin oluştuğu andaki o bilgiler, olaylar şimdi yok. Şimdi biz varız. O olaylar olmadığı için tam biz ne yapıyoruz? Onları bilemiyoruz. Bugün daha güçlü şeyler var evrimden. Mesela kuantum veya izafiyet. Bunlar fizikte daha güçlü argümanlara sahip şeyden, evrimden. Yani ben evrim taraftarıyım. O ayrı bir şey. Ama yani daha güçlü değil bunlar. Bir dakika. Hayır, biraz daha güçlü değil hocam. De. Yani kullanılabilir bunlar. Sizin müşahedelere dayanıyor ama onlar kullanılabilir. Fizikte kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar hepsi teoridir zaten. Nazariyedir. Hiçbirisi tam %100 kesinlik ifade etmez. Bunu önce kabul etmemiz lazım. Evet. Bakın. Bir de şunu söyleyelim de diyorsunuz ki yanlışlığı ispatlanmadıkça bir kere bu kabul edilebilir bir ifade değil. Bunun paradigma teorileri bir şey yanlışlığı bunlar, değil doğruluğu ispat. Tabii. Hayır ispatlanamaz. Yani, İspatlanır hocam. Hayır, ispat demek. İspat kelimesinin anlamı zaten varlığını göstermek demektir. Evet. İki kere iki kaç etmez diye sorulmaz. Kaç eder misin? Diye sorulmaz. Bir şey arz edebilir mi? Doğru. Şimdi bakın burada çok temel bir yanlış yapılıyor bilim adına. O da şudur. Şimdi hocamın vermiş olduğu örnek matematiktir. Matematik evet. Bir dildir. Her şey. Bir dildir. Evet. Bilim değildir. Şimdi ben biraz önce bir örnek verdim. Bizim bütün kainat hakkındaki verilere sahip olmamız mümkün değil. Tabii. Şimdi Newton'un bir gravitasyon teorisi vardı. Yer çekimi teorisi vardı. Bu yer çekimi teorisi işte sizin Arşimet örneğinde olduğu gibi. Yani zıplarsam yere düşerim ya. Var mı daha ötesi? Değil mi? Ha! Newton'un teorisinin yanlış olduğu çıktı orada. Şimdi hocam bu şartlar parantez içine almazsanız yok. Genel konuşursanız doğru. Hayır, genel değil. Bak, yani su 100 derecede kaynar. Öğretiliyor mu bize? Evet. Ama yerin bilmem 50 metre altına gitsek ama bu öyle veya 100 metre yukarı çıksak bakın, değişir. Bu aynı şey değil. Bu değişmez. Şartlara çünkü, göre değişir. Hayır, evet. Hayır şartlara göre değişmiyor bu. Einstein diyor ki Newton temelde yanıldı. Şartlar değişmiyor. Temelde dediği yanlış diyor. Bu kadar basit. Bir televizyon programında imam hatiplerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyordu. Dehşete düştüm ya. Ve çok üzüldüm o çocuklar için. O televizyon programından sonra biz o çocuklarla dışarıda saatlerce sohbet ettik. İmam hatiplerle. İmam hatip okullarının toptan kapatılması lazım. Kontrol edemediğin bir inanç sistemini empoze edemez. Kontrol edemiyorsun değil mi? Çocuk 18 yaşına geldiği zaman kendi kararını ne istiyorsa yapsın. O bizi ilgilendirmez. Ama çocuk 18 yaşına gelene kadar hele devlet eliyle hiçbir inanç sistemi empoze edilemez.